Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, tetrapoda yani dört ayaklılar ya da dört üyeliler olarak düşünün bence bunu. Çünkü hani dört ayaklı dediğimiz zaman biraz yanlış oluyor. Sonuçta bizler ayak olarak kullanmıyoruz. İkisini el olarak kullanıyoruz. ikisini ayak olarak kullanıyoruz. O yüzden bunu dört üyeliler olarak kabul etmemiz daha doğru olacaktır. Şimdi biz neredeyiz? Şu an bakın. Biz arkadaşlar... Omurgalılar içerisinde bakın şöyle omurgalılar içerisinde Çeneliler dedik, balıkları işledik. Kemikliler içerisinde yine aynı şekilde balıklar işledik. Ee, burada balıklar arasında yine lop yüzgeçliler vardı. Dipnoi gibi e, akciğerli balıklar işledik. Şimdi geliyoruz tetrapoda. Tetrapoda dediğimiz canlılar dört üyeli olan canlılardır. Burada kimler var? Arkadaşlar burada amfibiler, reptilya yani sürüngenler, sürüngenlerin içerisinde kuşlar ve memeliler vardır. Biz bunları işleyeceğiz. Şimdi amfibiler diyeceğiz ve amfibilerin genel özelliklerine bakacağız. İlk önce tetrapoda'nın genel özelliklerine bakalım. Kol ve bacaklara sahiptir arkadaşlar bunlar. Bunlar lop yüzgeçlilerden evrimleşmiştir. Bakın lop yüzgeçliler da, Değil mi? Lop yüzgeçliler bakın şurada resimlerini gördüğümüz canlılardı. Bunlardan evrimleşmiştir diyor bilim insanları. Tetrapodaya ait hayvanlar karaya geçiyorlar. Karaya geçtikten sonra da birçok yeni özellik kazanıyorlar arkadaşlar. Özellikle bu özellikleri şeyde göreceğiz. Kurbağaları anlatırken göreceğiz. Mesela ee, bu dört tane üyeyi daha aktif bir şekilde kullanabiliyorlar. İşte sıçrayabiliyorlar, uçabiliyorlar, yine iki ayak üzerinde yürüyebiliyorlar. Bu şekilde arkadaşlar çok farklı şeylerde kullanabiliyorlar bu dört tane üyelerini. Tabi mesela kuşlarda bu dört üyeden ikisi ayak, ikisi de kanatlara dönüşmüştür. Hani bu şekilde de düşüneceğiz. Arkadaşlar bunların göğüs ve karın yüzgeçleri yerine parmaklı üyeleri vardır. Penta penta bir şey diyorduk ya biz ona unuttum da şu an penta daktilon mu öyle bir şey diyorduk sanırım yanlış hatırlamıyorsam penta daktilon olması lazım ama tam olarak emin değilim pentasından eminim de gerisinden emin değilim arkadaşlar Bunlar da yine baş kısmı boyunla vücuttan ayrılıyor yani tetrapoda üyelerinde boyun görülmeye başlıyor baş direkt olarak vücuda yapışık değil arkadaşlar Bunlar da boyunda iki tane omur ortaya çıkıyor. İkinci bir omur ortaya çıkıyor. Bu omurun ortaya çıkması sayesinde baş iki yana döndürülebiliyor. Normalde mesela balıklara falan baktığınızda bunlar başlarını döndüremiyorlar değil mi? Tüm vücut olarak dönmeleri gerekiyor. Ama tetrapoda yani artık kurbağalardan itibaren iki yaşamlılardan itibaren baş boyunla ayrıldığı için de ikinci bir omur ortaya çıktığı için başımızı rahatça döndürebiliyoruz. Tabi bizlerde mesela sınırlıdır bu döndürme olayı ama mesela kuşlarda e ee, döndürme olayı daha aktiftir arkadaşlar. Daha böyle arkalara kadar dönebiliyorlar kuşlar. Bunlarda kalça kemeri yine arkadaşlar omuz kemeri ortaya çıkmıştır. Bunların erginlerinde solungaç yoktur arkadaşlar. Embriyonik dönemde e, farinjeal yarıklar yerine ne oluşuyor embriyonik gelişim sırasında? Kulağın kısımları ve bazı bezler meydana geliyor. Yani şu bizim boyun kısmımız farinjel yarıklardan meydana geliyor diyebiliriz. Ama bunların embriyolarında solungaç var. Erginlerinde solungaç yoktur. Yine söylemiş olalım. Şimdi amfibiler diyeceğiz. Yani iki yaşamlılar ve bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar amfibilerin denilmesinin sebebi yani iki yaşamlı denilmesinin sebebi bir kısmını yaşamlarının bir kısmını suda geçiriyorlar bir kısmını da karada geçiriyorlar. Bu yüzden iki yaşamlı ismini almıştır amfibi olarak söylüyoruz. Tamamında iki yaşam olmayabilir. Yani direkt suyun içerisinde de yaşayabilirler ya da tamamen karada da yaşayabilirler arkadaşlar. Ama genel olarak bir kısmı yaşamlarının bir kısmını suda bir kısmını da karada geçiriyorlar. Bunlar... E fizyolojik açıdan baktığımız zaman yani dış görünüş olarak işte organ olarak baktığımız zaman balıklarla sürüngenler arasında bir geçiş olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunları ikisi arasında bir geçiş olan canlıdır. Suda de su dışında yaşayan ilk canlı grubunu bunlar yine oluşturuyorlar. Bunların derilerinde çok sayıda salgı bezi var. Her zaman nemlidir ve yumuşaktır çünkü bunlar deri solunumu yaparlar deri solunumu, deri solunumu yapabilmeleri için de vücutlarının yani derilerinin yumuşak ve nemli olması gerekiyor. Unutmayın, bir canlı neresiyle nefes alıyorsa yani neresinden solunum yapıyorsa o kısmının mutlaka nemli olması lazım. Bizim akciğerlerimiz her zaman için nemlidir. Yine burun içimiz nemlidir. İşte ağız içimiz nemlidir çünkü oralarımızdan nefes alıyoruz. Bu yüzden de nemliyiz. Mesela e, solungaçlar mesela solungaç yarıklarının yüzeyleri nemlidir arkadaşlar derilerinden solunum yaptıkları için yine derileri nedir? Nemlidir. Peki biz derimizden solunum yapıyor muyuz? Solunum. Arkadaşlar hani böyle yok gibi gelse bile %1 oranında Yapıyoruz derimizden solunum Hani çok çok küçük bir miktar Bu yüzden de önemsenmeyecek kadar Bir miktardır bu zaten Şimdi bunların bazılarında arkadaşlar Yüzmeye ve yürümeye yarayan iki çift üyeleri var Bazılarında bu üyeler kaybolmuştur Mesela Apoda dediğimiz bir grup var Mesela şurada göstermişim Bu canlıda mesela hiçbir şekilde Üye yok yine ileride sürüngenleri işleyeceğiz yılanlarda da Mesela ee, üyeler yoktur Yani bunlar evrimleşme sırasında Yok oluyor e, köreliyor arkadaşlar. Yine bunların ağızları oldukça geniştir. Yalnız üst üst çenede veya her iki çenede dişler mevcuttur arkadaşlar. Dişler de artık ortaya hani e, karada yaşayanlarda dişler de bulunuyor tabii ki. Bunların yine göz kapakları hareketlidir. Bazı üyelerinde orta kulak zarı dışarıda yer almıştır. Yani orta kulak zarı dışarıda bulunuyor hareketli olan dillerini aniden dışarı fırlatıyorlar bu şekilde avlarını yakıyorlar peki karasallığa geçiş sırasında hangi özellikleri kazanmışlar buna bakalım arkadaşlar deri hava basıncına dayanabilecek bir yapı kazanmıştır sonuçta deri solunumu yaptıkları için hava basıncına dayanması lazım solunum sisteminde bu basınçlardan bahsedeceğim kısmi basınç falan ee, bu basınca dayanabilmesi için de deriyi öyle bir yapı haline getirmiş. Yine solungaçlar yerine akciğerler oluşmuştur. Dolaşım sistemi akciğer ve deri solunumu sağlayacak duruma gelmiştir. Yani bunlardaki dolaşım sistemi hem akciğerlere hem de deri solunumuna ee, olanak sağlar arkadaşlar. Bunlarda çift yüzgeçler yerine üyeler oluşmuş. Hava ve su içerisinde görev yapabilecek duyu organları gelişmiştir. Bunlar bazen tabii ki su içerisine de girebiliyorlar ama uzun süre yaşayamıyorlar ergin olduktan sonra. Ama larvaları ee, suyun içerisinde yaşıyor. Bunlarda başkalaşım görülüyor. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ee, hem deri hem solungaç hem de akciğer solunumu yapan tek canlı grubu amfibilerdir. Amfibiler içerisinde de kurbağalardır. Genel olarak bunu bilmeniz yeterdir. Hem deri hem akciğer solunumu hem de solungaç solunumu görülüyor. Larva döneminde suyun içerisindeyken e, solungaç solunumu yapıyorlar. Karaya çıktıklarında ise deri ve akciğer solunumu yapıyorlar. Bunların iskeletlerini yine büyük bir bölümü kemik yapısından oluşmuştur. Kalplerinde arkadaşlar bir kula... Pardon... E, Burada iki kulakçık yazmışım da bunu yanlış yazmışım. Şurası bir kulakçık bir karıncık olacak. Yanlış yazmışım arkadaşlar. Ha pardon doğru yazmışım diye yanlış olsun. Balıklarla karıştırdım biraz. Doğru doğru. Kalpleri iki kulakçık bir karıncık olarak üç kısımdan oluşuyor. Yani şöyle düşünün kalbi. Kulakçık iki tane şöyle bölünmüştür. Sağ ve sol kulakçık olarak ama karıncık bir tanedir arkadaşlar temiz ve kirli kan geldikten sonra karıncıkta karışıyor Bu yüzden de bunlar soğuk kanlı canlılardır yani vücut sıcaklıkları çevreye bağlı olarak değişiklik gösteriyor arkadaşlar bunlarda hem akciğer soluumu vardır yani şöyle düşünün Akciğerlerle kalp arasında ayrı bir dolaşım var e, vücutla kalp arasında ayrı bir dolaşım var Kalple akciğer arasında olan dolaşma küçük dolaşım diyoruz vücutla kalp arasında olan dolaşıma da büyük dolaşım diyoruz. Yani iki ayrı dolaşım bunlar da görülüyor. Balıklarda böyle bir durum yoktu. Derileri yine solunum yaptıkları için kılcal damar açısından zengindir. Al yuvarlarında çekirdek var. Al yuvarında çekirdek olmayan tek canlı memelilerdir unutmayın. Bunlar da yine solunumu söyledik. Akciğerlerden, solungaçlarından, derilerinden yapıyor. Tabi ağız boşluğuyla da yapabilir arkadaşlar. Bunlar da beyinden on çift sinir çıkar. Bunlar çok önemli değildir. Burada sadece şunu bilin. Çoğunlukla ovipardırlar. Ovipar. Neydi ovipar? Yumurtalarını dışarıya bırakıyorlar. Döllenme dışarıda gelişiyor. Ee, bazılarında iç döllenme de olabilir ama genellikle dış döllenme dış gelişme görülür. Yani embriyonun gelişimi yumurtanın içerisinde ve anne vücudunun dışarısında olur. O yüzden de ovipar canlılar diyoruz. Bunlar da arkadaşlar... <laughs> E derilerinde mukus salgılayan bir tabaka vardır mukus salgılayan bezler vardır arkadaşlar bu bezler oldukça önemlidir nemli tutulması için yine derileri belirli aralıklarla değiştirilir çünkü e, sürekli dışarıda bulunduğu için sürekli nemli olduğu için deforme olabiliyor e, yine bunların bazılarında zehir bezleri bulunur arkadaşlar bu zehir bezleri de oldukça önemlidir mesela eğer bir Canlı sizin böyle çok dikkatinizi çekiyorsa ondan korkun çünkü o canlı da e, mutlaka bir zehirli bir özellik vardır. Mesela en zehirli olan bir canlı vardı, Dentrobates'ti galiba. Dendrobates olması lazım. Bu canlı arkadaşlar böyle kırmızı benekli bir canlı. Bu ha, bak mesela burada da yazıyormuş e, kırmızı siyah benekli bir canlı. Baktığınız zaman böyle çok fazla dikkatinizi çekiyor ama bunun zehir leri oldukça da yüksektir arkadaşlar. Mesela Güney Amerika'da ne yapıyorlarmış? Bunların zehrini kızıl derililer okların ucuna sürüp o şekilde kullanıyorlarmış ve bunu bir savaş aracı olarak kullanıyorlarmış. Yine işte bazılarında dediğimiz gibi zehir bezleri bulunuyor. Mesela bufo, salamandra dediğimiz bu canlıların da zehirleri var arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde Öldürdüğü saptanmış bunlardan Evet bunlarda çok değişik renkler vardır ortama uyum sağlarlar arkadaşlar Derilerinde farklı pigmentler vardır Mesela melanofor, guanofor, lifofor olmak üzere 3 çeşit kromatofor tabakası var Bu tabakalar sayesinde de pigmentlerini oluşturuyorlar Bulundukları yere göre arkadaşlar yine ee, renklenmesini o şekilde değişti değiştiriyorlar demeyelim de Renklenmeleri o şekildedir yani direkt bu kalemim gibi deri değişimi görülmez bunlarda. Ee, bazı türlerinde deri değişimi ol deri demeyelim de renk değişimi olabilir ama arkadaşlar bu çok yavaş oluyor. Yavaş olduğu için de hani direkt olarak fark edilmiyor. Bu yüzden de deri de, deri değişimi diyorum hep ben renk değişimi yoktur ya da çok azdır olarak alabiliriz. Evet bazılarında mesela korkutucu göz lekeleri vardır. Bu da yine onları koruyan bir özelliktir. Bunlarda arkadaşlar yine kasları bulunur. İşte ee, iç iskeletlerinde işte kaslara bağlı olan kemikleri vardır. Bu kemikler sayesinde de rahat bir şekilde hareket ederler. Yine göğüs kemiği olan sternum dediğimiz yapı şu bizim kaburgalarımızı bağlayan göğüs kemiği var ya böyle düz kaburgaların bağlandığı yer biz ona sternum diyoruz. Bu ilk kez amfibilerde görülüyor. Ee, kaburgalar iyi gelişmemiş ama göğüs kemiği bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca bunların kaburgalarının uçları göğüs kemiğiyle bağlantılı değil. Mesela bizlerde nedir? Göğüs kemiği e, kaburgaların bağlandığı yerdir. Ama bunlar da kaburgalarla bağlantılı değil. Yine bunlarda düz kas, çizgili kas, kalp kası görülüyor. Çok böyle detayına girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar bilmemiz yeterlidir. Beslenmelerine bakalım. Bunların beslenmelerine baktığımızda larvaları genellikle herbivordur. Yani otçuldur. Erginleri ise karnivordur. Yani etçildir arkadaşlar. Yine sindirim sistemlerini ağızla başlar, anüste biter. Bunu da biliyoruz. İşte bunların ağız içinde mukus salga bezleri var. Bu salgı bezleri sayesinde hem ağzı için nemli tutuyorlar. Buradan da solunum yapabiliyorlar. Hem de besinlerin kolaylıkla sindirilmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Bunlar da ağızdan sonra kısa bir özofagus yani yemek borusu sonrasında da mide geliyor. Bunları yine idrar kesesi vardır arkadaşlar. İdrar keseleri bulunur. Ee, mesela bu idrar kesesi Büyük omurgalılarda yani daha gelişmiş olan omurgalılarda alantois dönüşebiliyor. Alantois de nedir? E, alantois zarını mesela yumurtayı anlatırken bahsedeceğim. E, atıkların depo edildiği zardır arkadaşlar. Yumurtanın içerisinde. Dolayısıyla e, bu alantois da dönüşüyor. Bunların dillerinin üzerinde yine tat alma tomurcukları var. Glottis dediğimiz işte... E, bir kapak var bu kapak ne yapıyor i̇şte besinlerin akciğere geçişini engelliyor arkadaşlar kalpleri iki kulakçık bir karıncık dedik akciğerleri bunların basit bir kese halinde bakın şöyle basit bir kese halindedir akciğerleri zaten solunumlarının büyük bir kısmını derilerinden yapıyorlar o yüzden akciğer bu kadar gelişmemiştir arkadaşlar Bunlarda bakın küçük ve büyük kan dolaşımını da gösterelim yine kalple akciğerler arasında olan küçük kan dolaşımı kalple vücut arasında olan da büyük kan dolaşımı şeklindedir. Karıncıklarında bunların karışık kan bulunur arkadaşlar. Onu da yine söylemiş olalım. Bunlar kış uykusuna yatabilirler. Yine bazı türleri yaz uykusuna da yatabilir arkadaşlar. Yine bunların böbrek tipleri mezonefroz böbrektir. Omurganın her iki yanında da bulunur. Yani bir çift böbrekleri bulunuyor. Bunlar da bakın şurası önemli. Şimdi Arkadaşlar bunlar da bu böbreklerine falan baktığımız zaman bunların vücut yapılarında üreter dediğimiz bir yapı vardır. Böbrekten çıkıp işte şeyin idrarın aktarıldığı üreter dediğimiz bir kanal vardır. Daha sonra bu kanaldan sonra arkadaşlar erkek kurbağalarda spermlerin taşınmasını da sağlıyor üreter. Bu yüzden de erkeklerde bu üretere Biz Wolf kanalı diyoruz bakın şurada göstermişiz şunlar Wolf kanalıdır Bakın şu turuncu olan kısımlar var ya bunlar Wolf kanalıdır arkadaşlar erkeklerde ee, bazı iki yaşamlılarda da şöyle bir şey var ee, yumurta kanalı görevi yapar buna da Müller kanalı diyoruz bakın Müller kanalı da burada erkekte dişi de farklı bir şekilde görülüyor bakın Dişilerde hem wolf kanalı var hem de müller kanalı var. Erkeklerde ise sadece wolf kanalı vardır. Spermlerin de taşınmasını sağlıyor. Müller kanalı e, böbreklerden ayrıdır. Yani şeydir. E, farklı bir yapı olarak oluşmuştur. Ama müller kanalı dişilerin kulakına doğru neyi taşıyor arkadaşlar? Yumurtayı da taşımış oluyor. Müller kanalı ve wolf kanalı oldukça önemlidir. Evet. Bunlar yine yağmurlu mevsimlerde vücutlarında suyu depo edebilirler. Azotlu boşaltım atıkları amonyaktır. Bu önemli. Azotlu boşaltım atıkları amonyaktır. Bir canlının azotlu boşaltım atığı o canlı hakkında bize bilgi verir. Unutmayın. Amonyak, e, larva döneminde amonyak şeklinde atarlarken ergin döneme geldiklerinde üre halinde atıyorlar. Eğer size mesela böyle bir şey derse larva döneminde amonyak işte ergin döneminde üre atıyor derse direkt kurbağalar aklınıza gelecek. Sadece amonyak atıyor derse balıklar aklınıza gelecek. Sürüngenlerde ve kuşlarda ürik asit şeklindedir. Memelilerde yine üre şeklindedir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bunlarda Jacobson organı dediğimiz bir organ vardır arkadaşlar. Bu organ koku alma ile ilgili olan organdır. Burun kanallarının içeriye çökmesi sonucunda gelişmiştir bu organ göz kapakları, gözyaşı bezleri mevcuttur. Çünkü nemli göz yüzeylerinin temiz ve nemli kalması lazım. O yüzden mecburen bunlar bulunuyor. Bunların tehlike sırasında göz örten bir üçüncü göz kapakları bulunur arkadaşlar. Bu da yine önemli bir özelliktir. Bunlar da metamorfoz yani başkalaşım olayı görülür. Evet gelelim şimdi. Metamorfoz sırasında neler değişiyor. Buna bakalım. Arkadaşlar metamorfoz yani başkalaşım sırasında ağızları genişiyor, genişliyor. Keratin çeneler yerine gerçek çeneler oluşuyor. Solungaç kayboluyor. Solungaç yarıkları kapanıyor ve akciğer oluşuyor. Bir çift kulak zarı oluşuyor çünkü sesi duymak zorundalar da arkadaşlar hani balıklarda bundan yanan sistem larvalarında var ama karaya geçiş sırasında metamorfoz sırasında ne oluyor bu yanal çizgi birçoğunda kayboluyor yine ön üyeler ortaya çıkmaya başlıyor Çünkü bunlarda da larva döneminde ön üyeler yoktur karnivor beslenmeye uygun sindirim sistemi gelişiyor Çünkü larvaları ne yapıyordu larvaları herbivor besleniyor. Yani bitkilerle besleniyordu. O yüzden de karnivor beslenmeye uygun sindirim sistemi gelişiyor. Sırt ve kuyruk yüzgeçleri de yine kayboluyor. Sudan karaya çıktıkları için. Bunlar da bazılarında yine yavru bakımı görülebilir arkadaşlar. E, sperm üretilen yerlere bakın sperm taşıyan keselerine spermatofor diyoruz. Dişi tarafından kulağa alınıp spermatekada da depo ediliyor arkadaşlar. Böylece yumurtlamadan önce yumurta dişinin vücudunda döllenir. Bu döllenmeye de biz iç döllenme diyoruz zaten. Dişinin vücudunda bir döllenme olayı varsa iç döllenme diyoruz ama birçoğunda da dış döllenme görülür. Dış döllenme de şöyle. Ne yapıyorlar? Yumurtalarını suya bırakıyorlar. Spermlerini suya bırakıyorlar ve orada döllenme gerçekleşiyor. İşte bu Hani şansı döllenme şansını artırmak için çok sayıda sperm ve yumurta üretiyorlar. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Bazılarında kanibalizm dediğimiz bu yavru yeme, larva yeme durumları görülebilir. Kendi larvalarını da yiyebiliyorlar. Diğer türlerin larvalarını da yiyebiliyorlar arkadaşlar. E, çoğu zaten tatlı sularda ya da nemli yerlerde yaşamak zorundalar. Tuzlu suda yaşayanları yok. Unutmayın bunların. Çünkü vücutlarının nemli kalabilmesi için e, tuzlu suda yaşayamıyorlar. Tuz içerisindeki suyu çektiği için arkadaşlar. Evet, bunlar yine ölü taklidi yapabilirler. Mimikri dediğimiz olayla ölü taklidi yapabilirler arkadaşlar. Veya yutmayı zorlaştırmak amacıyla ciğerlerini şişirerek korunabilirler. Bunların şimdi türlerine bakalım. Bakın bunlar semenderler. Yani urodela dediğimiz bir takım vardır. urodela semen derler. Yine kurbağalar zaten anura olarak biliyoruz. Bir de üyesiz amfibiler vardır arkadaşlar. Biz bunlara da apoda diyoruz. Solucan'a benziyorlar ama bunlar tabii ki e, üyesiz amfibi olan apoda grubunun üyeleridir. Evet. Şimdi karasal ortama geçişteki adaptasyonlardan bahsedelim birazcık ve bu videomuzu da bitirelim. Şöyle bundan sonra zaten amniyotaya geçeceğiz. Şimdi karasal ortama geçişte birçok değişiklik var. Nedir arkadaşlar? Bu değişikliklerin büyük bir sebebi sucul ortamdan kurak ortama geçmektir. Mesela yüzme yerine sürünme, yürüme, uçma gibi faaliyetler gerekiyor. Bu yüzden diskele sistemleri farklılaşıyor. Daha sonra su ile seyreltilen o amonyak su yokluğunda hani sıkıntı olacağı için üre ya da ürik asite dönüştürülüyor. Deri arkadaşlar daha kurak koşullara uyum içerisinde değişiyor. Yine iç döllen, dış döllenmeden iç döllenmeye geçiş yapıyor çünkü dış döllenme suyun içerisinde gerçekleşen bir döllenmedir. Bunlar artık iç döllenmeye geçiş yapıyorlar. Yine sinir sistemi büyük değişiklikler geçiriyor. Hani. Suda görmekle karada görmek çok farklı bir şeydir, o yüzden sinir sistemi büyük değişiklikler geçiliyor arkadaşlar. Karadakiler böyle biraz daha kompleks olan sinir sistemlerine sahiptir. Mesela özetleyelim: Gaz değiştirme alanları vücut içerisine alınıyor, yani artık solungaçlar yok da akciğerler var, vücut içerisine alındı. Yine boşaltım ürünleri farklılaşıyor, amonyak değil de üre ya da üre kesit. İç döllenme ortaya çıkıyor çünkü dış döllenmede su gerekli. Vücut örtüsü gelişiyor çünkü kurak ortama uyum sağlamak zorunda. Yine deri aynı şekilde. Çok katlı epitel doku oluşuyor çünkü derinin korunması lazım. Ve iskelet sistemi de farklılaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde de özetlemiş olalım. Çok detayına dalmadan sadece bu ee, daha koyu renkle gösterdiğim yerleri çalışırsanız daha iyi olur e, kurbağalarla ilgili karşınıza çıkabilecek şeyler hani karasal ortama geçişte adaptasyonlar nelerdir gibi çıkabilir. Ya da işte aşağıdakilerden hangisi kurbağaların karaya geçişteki veya işte başkalaşım sırasında gerçekleştirdiği olaylardan biri değildir ya da olaylardan biridir gibi sorular çıkabilir. Ama genellikle ÖSYM sorarken değildir soruyor yani olmayanı soruyor genelde ÖSYM. O yüzden de buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet böylece biz amfibileri işledik. Tetrapoda'ya giriş yaptık. Dört üyeliler. Bundan sonraki videomuzda amniyota diyeceğiz. Yani amniyonları işleyeceğiz. Bizim bundan önce işlediğimiz balıklar ve amfibiler ana amniyotaydı. Yani bunlarda amniyon kesesi yoktu. Şimdi geliyoruz amniyon kesesi bulunan amniyonlular arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.